Banka promosyonu hükmedir. Banka promosyonu caiz değildir. Kredidir, faizdir. Bankaların vermiş olduğu promosyon. Bununla birlikte ne yapacağız diyorlar hocam. Şimdi bankalar promosyon veriyorlar. İmamlara da oluyor. Çünkü çeşitli efendim memurlara da bankalar promosyon veriyor. E nasıl oluyor bu usul diyelim? İşte banka diyor ki müftülüğe veya başka bir yere. Efendim benimle beraber anlaşırsan şayet ben sana ne yapacağım? İlk maaşta veya efendime söyleyeyim vermiş olduğum maaşta bir takım hediye olur. Hediye diyor ona promosyon ama o faizdir. Çünkü belli bir anlaşma mukabilinde verildiği için herhangi bir şeye de karşılık gelmediği için fazlalıktır ve faizdir. Dolayısıyla banka promosyonunu bankada da bırakmayacağız. Çünkü onlara bir destek olmuş olur. Onlar açısından bu bir ödül olmuş olur. Alacağız. Fıkıh kitaplarımız yusaddeku ilel fukara illezine la yuferrikune beynel halal vel haram. Helal haram arasını ayırmayan fakirlere tasadduk edilir. Diye efendime söyleyeyim fetva veriyorlar. Burası çok önemli bir kayıt. Yani yola, çeşmeye vesaire verilir. Ondan sonra helal haram pek ayırmayan fakirler vardır. Takva ehli değil, namaz ehli değil. Onlara verilir. Çünkü bu para tasadduk değil. Bu para elimizden çıkartmamız gereken bir paradır. Fazlalıktır. Onun için bu şekilde onu verip elimizden çıkartacağız. Ama medreseye vermek, camiye vermek bu uygun bir şey değil arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Yani faiz parasını elimizden bir pislik olduğu için çıkartmamız gereken o parayı böyle kutsal mekanlara vermek uygun şeyler değil. Bir kere Efendi Hazretlerimizden naklediliyor. Bir hocamız nakletmişti. Bir para gelmiş medreselere. Adamın parası yani bakın inceliğe bak yani. Şimdi adam fabrikatör adam medreseye para göndermiş. Yüklü bir para. Efendi Hazretleri onu medreseye verdirmiyor. Verdirse bayağı bir destek olacak. Ayakta duracak medreseler. Niye diyorlar Efendi Hazretleri? Diyor ki işittim ki bu adam fabrikasında kadın çalıştırıyor. Diyor. Eğer bu parayı diyor biz talebelere verirsek aynen böyle buyurmuş. Bu parayı biz talebelere verirsek bu talebe kudurur. Öyle buyurmuş. Onun için para aldığın zaman böyle yani nereden geldiğine iyi dikkat etmek lazım. İmam Rabbani Kuddisesi Ruh'dan nakledilir. Kendisi Muhammed Masum. Onun oğludur. Kuddisesi Ruh'u. Çok cezbeliydi İmam Rabbani Hazretleri'nin oğlu. Hatta beşikteyken bile böyle diyorlar. Çok cezbeli ufak yaşından beri. Çok mahir çocuk birisi. Cezbeli olduğu için İmam Rabbani Hazretleri durduramıyor onu yani. Böyle cezbeye geliyor, devamlı şey oluyor. Onu durdurmak için diyorlar İmam Rabbani Kuddisesi Ruh işte gidin çarşıya şöyle şüpheli şeylerden az bir miktar getirin demiş. Getirir verirlermiş. Öyle biraz sakinleşirmiş. Yani dolayısıyla böyledir yani. Şüphe feyzi keser. Ondan sonra şaibeli paralar bunlar feyzi keser. Onun için böyle feyizli insanlara, medrese talebelerine, tekke ehli insanlara böyle paralar vermemek lazım. Bu kul hakkına sebep olur.